Selamlar Fırat Sobutay kanalının güzel takipçileri. Nasılsınız? İyi misiniz? Biz bomba gibiyiz efendim. Bugün sevgili sevdiceğim Kızılöz Sobutay'la ve arkada Atlas sağ tarafta Pera. Çünkü arkadaşlar okullar kapandı etti. Tüm aileciğim kapandı. Artık evet. Ağustos'a kadar bizi böyle göreceksiniz. Böyle. Sonra Pera Hanım'ın antrenmanı falan başlıyor işte. O bize teşekkür edecek bir süre. Efendim bugün ne yapacağız? Haberin var mı? Az çok biliyorum. Az çok biliyorum evet ama bir kez daha duymak istiyorum. Bir kez daha hemen anlatalım arkadaşlar. Birçok kişiden aslında bu gelmişti yorumlardan. Dediler ki pahalı restoranların en ucuz yemeklerini yiyin. Oo güzel. Evet. En ucuzunu. En ucuzları yapacağız. Hadi ekmekse en ucuz. Hayır işte orada şöyle bir şey yapacağız yemekte. Misal veriyorum orası etçi. Hmm. Etin en ucuzunu. Çorbacı. Ya çünkü öbür türlü hepsinde çorba var. Aynen. Atıyorum uygun. Hepsinde ekmek var. Hepsinde içecek ne var. Neyle meşhursa onun en ucuzunu. Aynen yani etçi ise etlerin en ucuzunu. Ev yemekçi ise ev yemeğin en ucuzunu. Okay. Tatlıcı ise dondurmanın tatlı. Yine zehirlendik yani muhtemel. Aşk olsun. Ama yine pahalı restoranda. Ama uzun süredir iyi videolar çekiyoruz canım. Değil mi? Tabii sushi hariç mutluyum ben. Arkadaşlar da mutlu. Ozan hemen hızlıca ben favorileri eklemiştim. Benim bulunduğum bölgede pahalı olan yerleri. Hemen istiyorsanız gelin sipariş kısmına geçelim. Evet. Şimdi ben burada 8 tane restoran belirledim. İlk yerimiz. 8. Evet. İlk yerimiz ya böyle çok konuşmadan çok çok yiyelim. Daha çok böyle şey yapalım diye istedim. Evet aynen. Tost Akademisi. Hemen buradan giriyoruz. Burası tostçu zaten. Burada en ucuz tost nedir? Ay sanayi tostu falan var. Tam neyse girme onlara. Vegan tost. Oha vegan tost 53. Etliden pahalı. Ne koydun içine? Közlenmiş biber, patlıcan, mısır, domates. Avokado varsa zaten bitti. 41 liraya vejeteryan tost görüyorum. Aha kaşarlı tost 26 TL. Ondan ucuzu var mı? Yok. Ondan ucuzu yok. İçecek 17 lira mı? Of. 17 lira. 20 lira arkadaşlar. Ne oldu? Ne oldu? Ekmek seçimi ne olsun? Ruşeymli mi yersin, karı tost ekmeğini mi yersin? Ama ruşeymli olursa artar fiyat. Yok, bir şey dememiş öyle bir şey. Öyle mi? Hadi ruşeymli olsun. Ruşeymli mi? Sepete ekle. Buranın en az limiti ne? 30 diyor. 8 liralık bir şey olmayacağına göre 6 liraya su eklesek yine eksik kalıyor. İçecek ekleyecek. Aa yok, bir dakika. Suyu eklediğimde ne kadar oluyor? 32 lira. İndirim kodum var mı? Yok. O zaman sepeti onaylayalım. Hemen diğer tarafa da geçelim. Şimdi bir tane çorbacımız var burada. Beyranistan diye. Beyranistan. Evet. Burada da tabii ki kelle paça çorbası, mercimek çorbası. Bak mesela fındık lahmacun diyor ya. O değil. Orası burası çorbacı yani. Lahmacundan ziyade çorbaların en ucuzunu veriyor. Çorbacının en ucuzunu seçin. O zaman aynen öyle. Acıkmışım ben yine konuşamıyorum. Adana kebap 99 TL diyor mesela. Sarma beyti 106. Burada en ucuz görünen benim gözlemlediğim çorba mercimek, onun da fiyatı 38 TL. Mercimek çorbası. Çok iyi. Alt tarafı mercimek çorbası ya. Kanka her yer İstanbul Havalimanı ama olmuş sizce. Benim videomdan sonra pizzacıdaki tüm pahalı pizzanın fotoğrafı gündem oldu. Gördün mü Kerem Bey? Bir şey söyleyeceğim. Çocuk ne yapsın? İşini mi yapsın? Çocuk mu baksın seni bir tane? Lan ona buraya ekşi sözlükten laf atıyor. Bir şeyler söylüyor. Ondan sonra Twitter'da sürekli abi şöyle bir şey olmuş gündemi gördün mü diyor. Bundan haberi yok. İyi tamam hadi. Verdik efendim. Oh. 40 liraya da bir mercimek çorbası içmedim demeyi abi, ki. Abi evet. Biz şeyde havalimanında şaka bir yana ne kadardı? Çorba değil de cacık 50 miydi? Cacık. 50 lira falan mı cacık? Cacık. Öyle bir şeydi. Şimdi Sezgi'cim şöyle bir yer buldum. Uzak Doğu mutfağı. Uygur mutfağı. Ay, benim çok hoşuma gitti. Yalnız çıtır tavuğun fiyatını duymak ister misin burada? İndirimli hali 105 TL. 135 lira çıtır tavuk. Kaç gram? Ya gramında değilim yani. Benim için tatlı hayır, ekşi tavuk. Hayır şu yüzden demek istiyorum. İşte 4 kişilik fiyatı olabilir belki. Abi yok öyle bir şey dememişler. 2 kişilik. Yok anladım. Ha. Çok doğru söylüyorsun. Öyle bir şey dememişler. Şimdi ben burada en uygun gördüğüm işte noodle'lar falan var. Ama Uygur makarnası gördüm ben burada kavrulmuş. Ha, Uygur mutfağıysa bence buradan Uygur... Allah için Uygur mutfağından şimdiye kadar ne yedi? Ya çok çok fazla. Ama bizler Uygur insanlarız. Tabii tabii. Kankacım o zaman kavrulmuş sebzeli makarna söylüyorum. Bu arada noodle'lar var. Noodle'lar da uygun. 55 lira falan. Ama şimdi Uzak Doğu ve Uygur olduğu için ben direkt Uygur makarnasına gidiyorum. Anladın mı demek istediğimi? Yani noodle ayrı. Aynen. Hani başka bir. Ben burada direkt Uygursa Uygur diye 60 TL'ye ne varmış içeride? El yapımı erişte, yeşil bir kabibin. Özel soslar, taze kavrulmuş makarnamız ile bambaşka bir lezzet deneyimi hazır oldum. Haydi tamam. Bakalım. Buranın da siparişini verdik. Hemen diğer kısımla devam ediyoruz efendim. I Love Fish diye bir mekan varmış. Ay balık. Geliyor gelmekte olan. Ha balıksa okey. Evet dinamit karides var burada. Mesela fish burger falan var. Bak şu tamam mı? Yutkundum. En uygunu burada fish burger görünüyor. Yani baharatlı patates ve midye tava var da o 30 mesela şişte midye tava 32.90 diyor. Midye dolma 32.90 diyor. Şimdi benim burada anlamadım. Midye dolma bir tanesi değildir herhalde 32.90. En fazla ama 4-5'tir ben sana söyleyeyim.
Yani ya da 6'dır bilemedim. Olabilir. Burada en uygunu görünen 31.90'a balık burger. Balıkçı da balık burger. Ne diyorsun? Ay öyle okey. Tamam o zaman balık burgerimiz de hemen ekliyor. Yeşillik ve tartar sos var. O zaman bunun da hemen siparişini verdik. Bak nasıl hızlı hızlı enerjik enerjik pat 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 gidiyoruz Sezgi'ciğim. Müthiş. Değil mi? Harika yine. Yani. Kebapçı Zeki Usta. Kuzguncuk. Tavuk şiş 75 TL. Çoban salata 55 lira. Çoban salata. Tavuk kanat porsiyon 80 TL. Karışık kebap 180 lira demiş. Aa bak burada süzme mercimek 30 lira. Ha ucuzmuş. Ezogelin 30 lira. Şimdi burada tavuk şiş porsiyon 75 TL en uygun gördüğüm kebaplar işte bu etler arasında o görünüyor. He dürümler 85 lira olmuş. Bir şey söyleyeceğim. Nerede ki ya? Bir hep önünden geçiyoruz evet, aslında güzel muhtemelen falan diyoruz. Evet. Tavuk şiş dürüm 75. Ya bu arada bunu diyorum da Adana'da kebap dürüm bile 55 ila 75 TL arası. Hani işin esprisi bir yana. Gerçekten ben orada da bayağı bir şaşırmıştım. Sevgilicim en uygun görünen 75 TL'ye tavuk şiş. Tamam. Bir porsiyon tavuk şişi afiyet sipariş olsun. Veriyoruz. Bunu da sipariş ettiğimize göre hemen diğer mekanımıza doğru yola çıkalım. Mükemmel ya. Onu ver. Şimdi çömlek kuru fasulye diye bir mekandayız. Buraya baktığında da burada mercimek çorbası 25 TL. Ondan sonra süttaç 34 lira mı? Lan oldu mu süttaçlar o kadar ya? Ben artık hiç yorum yapmıyorum. Vay arkadaş. Kuru fasulye menü 76 TL. Buraya baktığında kuru fasulyecide köfteler falan fiyatı biraz fazla. Köfte menü işte 91 lira. Için, aynen. En uygun şey yine kuru fasulye görünüyor. Mercimek çorbası zaten söyledik. Burada kuru bir de kuru fasulyeci zaten. Evet biraz. Kuru fasulyenin fiyatı %15'e etmiş bu arada. Hani yüksek ki paylaşıyor bunu. Ha öyle mi yazmışlar? Evet %15 et demiş. Yani bu demek ki ete fazla koymuş yani. 2-3 parça değil. Görelim o zaman İspir kuru fasulye söyleyelim. İyi bak iyi denk geldi. Kuru fasulyeden kuru fasulye söylemiş olduk. Bir dakika durun ya. Şunu bir, anneciğim bir gezdirsene. 2 dakika kaldı. Hadi bir tane. Sonra alacağım ben zaten. Karnını doyuracağım onun. Hadi bebeğim. Ve şimdi geldik. Oha. Kendi fırının butik pasta atölyesine. Kendiyi de... Kendiye olarak yazmış. Şeker ya kendi. Kendi fırınım vay. Kardeşim. Ama profiterol 75 TL kanka. 300 gram profiterol 75 TL. 300 gram. Kuru Hasan. Kuru Hasan. 30 TL. Bir tanesi. Evet kuru Hasan 30 TL. Bakıyoruz ama sanırım en ucuz şey de kuru Hasan gibi gözüküyor. Kuru Hasan değil. Kuru Hasan. Kuru Hasan. Dalga geçecek. Aa şey var tuzlu mini kurabiye 10 TL diyor. Tereyağlı ve mahlep. Susamlı kurabiye de 16 TL diyor. O zaman bunları sipariş vereceğiz. Şimdi getirme ücreti en az ne kadar? Tamam. O zaman 3 tane bundan söyleyelim. Tereyağlı, mahlepli kurabiye. Evet son siparişimizi de verdi kardeşlerim. Siparişlerimiz geldiği andan itibaren biz de buradayız canlarım. Efendim hemen önümüze ürünümüzü aldık. Siparişler geldi bu arada. Bir tanesini şu an hala beklemedeyiz. 47 TL'ye kuru fasulyemiz bu. Şöyle aşağı atayım. Ama içinden kuru fasulye nasıl çıkacak şu görüntüye evet, çok merak ediyorum. Şöyle bir bayağı böyle bir hırpalanmış. Ooo her yer ya. Biraz evet. Biraz üzmüşler kuru fasulyemizi. Biraz yıpratmışlar. Ondan bir de bunlar pahalı restoranlar değil mi? Evet ondan sonracığıma. Şöyle ekmek olduğunu düşünüyorum. Değil mi? Bu ekmek. Aynen burada kızarmış ekmeğimiz var. Yani çıkarayım mı bunu? Çıkar. Aa, ama poşetin içinden yiyelim. Hayır fırsız. Bak şöyle yapacağız. Bak böyle bir servisimiz geldi. Şöyle yaparız. Ya bunlar ne getirse getirsin olmaz ya. Artık. Aa bak bir de aslında şunlar da koruyucu bayağı. Nasıl böyle olmuş? Şimdi Sezgi'ciğim ya 47 lira benim için bir para değil. Ya yani sonuçta biz kuru fasulyeye 138 lira para verdik. Tabii. Sizin öyle geçmişiniz de var. Biz 138 ha, lira... Ha bu %15 et olan. Nerede? %15 mi şimdi? Burada ben yüzdelik hesabına şöyle giremeyeceğim. Şöyle göstereyim. Şöyle sayalım. Gel yüzdeliğini bilmiyorum ama şöyle kaç? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane et var. Bir de çok özür diliyorum. Çok az değil mi ya? 47 lira ya. Evet arkadaşlar abi, bu arada bir de olacak bununla ya? Gerçekten az geldi bayağı ya. Çok güzel söyledin hayatım. Gerçekten azmış. Harbiden azmış. Şöyle Karadeniz ekmeği vereyim istiyorsan. Laf söyleyemeyeceğim tadına. Lezzetliymiş. Bizim şeye benziyor. Kısıklı kuru fasulyesine benziyor. Özledik bayağıdır da gitmiyor sonra ya. Güzelmiş. Yok Allah var. Az dedik. Yağ taşmış dedik. O dedik lezzet ama ateş. Lezzet harbiden. Güzel pişmiş. Bir de iyi bir tereyağıyla yapmışlar muhtemelen. Tereyağı, evet kuru fasulye. Hepsi 10 numara. Ama nacizane. Bir yanına süs biberi turşusu. Evet çok zayıf çok ya. Güzel giderdi. Hani iki dilim ekmek, bir servis. Hani zaten yağ evet etti. Ya. Birazdan burayı sileceğiz. Hani belki yanına 3-4 tane böyle bir turşu. Güzelmiş evet. Bir laf ama mı sokuyordun? Güzel olurmuş. Bir laf mı sokuyordun? Bir şey diyordum ben. Yok güzel işte. O zaman Sezgi'cim bunu yediğimize göre tadına baktık. Aa gel Peracığım sen de
Kuru fasulye üstadı burada Kerem buradan Bey. Buradan değil. Oradan değil, diğer tarafa. Şurada bak. Buradan annem, burada. Buradan yavrum, bak, yavrum gel. Heyecanlandı. Heyecanlandı. Sen de bir. Güzel. Gidebilirsiniz. Tamam. Ben bunu yiyeceğim herhalde. Güzel çünkü. Bak harbiden güzel kanka, şey yok. Bak ekmeğin de ye, dişini bırakırsın. Yok, ekmek de fena değil. O zaman hemen diğerine geçelim. Bak tadacağız dedik. Ekmek bana bana, evet, yine ya, vura vura yedik. Tam bir Sobutay ailesi klasiği yani. Ama çok iyiymiş lan kuru fasulye. He? Güzel akıyor ha. Lokum gibi dedikleri bu. Harbiden. O zaman pahalı ürünlerin olduğu, en ucuz şeyin kuru fasulyenin 41 lira olduğu, evet, mekandan kuru fasulyemizi söyledik. 47 lira eder mi peki? Etmez. Porsiyonu ya çok tam küçük. Eti güzel, tereyağı güzel, fasulyenin kendi güzel, kötü bir yağ da kullanılmamış da biraz daha fazla olsaydı edebilirdim. Ya 55 lira olsun. Aynen. Yani. Ama doyalım. Evet. 55 lira olsun ama çünkü doyalım. Çünkü bir insan ben sadece bunu yiyerek doyamaz yani. Mümkün değil. Mümkün değil. Yani salata kabında geldi. Evet. Salata kabında geldi. O zaman hemen kardeşlerim diğer şurada gelen ürünlerimizden alıp devam edelim. Buraları da toplayalım. Evet efendim, önümüzde kebapçı Zeki'den gelmiş bir ürün var. Şöyle bir sunumu var. Bulgur pilavı var. Soğan, sumaklı soğanımız var. Böyle iki tane pidemiz ve tavuk şişimiz var. Koku fena gelmiyor. Güzel. Evet. Yalnız ne dikkatimi çekti biliyor musun Sezo? Evet. Restoranlardan böyle pahalı şeyler sipariş falan ediyoruz. Şey yapıyoruz da. Poşetleri kendi poşetleri değil artık. Fark ettin mi? Beyaz düz, evet, poşet. Uygundur çünkü. Uygun ha, olduğu için muhtemelen etkilendi onlar da. Biraz önce görmedin mi? Sende bir panik havası var, iyi misin? İyiyim, iyi. Sende böyle bir hadi Fırat. Hadi Fırat havası seziyorum. Açayım çünkü. Yemek yiyeceğim. Diyorlar ki yorumlarda. Şu kızla uğraşma. Bence etme, de ya. Didişme. Abi evet ya. Bir de şey diyorlar. Ha, bir de ben burada gerçek yüzümü göstermiyorum. Bir sinirlenirsem. Ha bir de onu demişler. Gerçek hayattaki kendi kavganızı lütfen buralara yansıtmayın. Belli aranızda büyük problemler var. Lütfen burada bunu yansıtmayın bizlere demişler. Öyle bir şey var mı? Aramızda hayatım? Büyük problemler yok ama biz çoğu zaman anlaşamayan bir çiftiz. Bu doğru. Abi biz mutsuzluk üzerine mutlu olduk. Doğru muyum hayatım? Ama öyle hani ciddi problem yok. Ama yani biz ev arkadaşı gibi, tırnak içinde tabiri caizse kedi köpek gibi sürekli böyle tatlı tatlı atışan insanlarız. Sağ ol hayatım, evet, gerçekten. Yumuşattım bak, daha yapışır yapamam. Evet. Pilavın da tadı çok güzelmiş. Şöyle bir çatalın ucuyla baktın. Baktın mı? Evet. Lan ne ara baktı konuşurken? Sen vallahi hiç fark etmedim. Baktım. Vallahi mı? Şöyle tavuk şiş, kemiksiz. Küçük istiyorum ya, ben yiyorum yoksa. Oha. Gel minnoş. Gel, yiyecek misin tavuk? Gel. Ah babasının peremsisi. Kerem bu senin gibi değil kardeş, bu var ya. Lap lap, bu tam bir babasının kızı. Yalnız şey söyleyeceğim. Sarımsaklı falan çok güzel değil miymiş bu? Sosu. Avcarı sosu yani. 10 numara yapmışlar. Gerçekten iyiymiş. 75 TL bu. Kötü ödemiyorum. 75 TL biraz tabii fazla. Kerem gülme, yiyoruz evet şu anda. Ama bu sefer video top başladığım zaman ben yerken şey yapamıyorum. Hmm. Yok ya, ben video top başlasam da yiyorum, Allah kahretmeyin. Hiç kendimizi kandırmayalım değil mi Kerem? Vallahi doğru yiyorsun abi. Adana'da video çekiminde falan. Ya arkadaşlar burada ya, yemek burada yani, tamam mı? Hani doydum diyorum. Abi dürümü bir ısırışım var. Zannedersin bana 3 gün yemek vermemişler. Ama benim gececi gündüzlü tayfam, gececi tayfam bunun için seviyor Sezgi. Evet. İştahları bunun için açılıyor. Bunun için şey yapıyorlar. Canlarım benim. Az pilav falan da çok iyi. Niye böyle iyi? Arkadaşlar ateş ediyor. Ateş ediyor. Pilav da çok başarılı geldi bana. Yenir. Yani evet pahalı ama güzel yani. Pahalı. Ne diyeyim bilmiyorum. Hani anladın mı? Tuhaf gerçekten hani, yani. İstanbul öyle. Adana kendini korumuş bir şekilde. Ben Adana'da ucuza yediğim yemekler de var ama Adana'da kebabı 100 liraya de gördüm yani. Ben ne diyeyim hani 100 ucuza lira. Getiren de nasıl getiriyor? Sürümden mi sürümden, kazanıyor? Ben sürümden. Anlamadım ya. Bizim mesela Yasin'den biliyorum ben. Sürümden o götürüyor yani. Hani 1 lira, 2 evet, lira. Evet o da lira, çok iyi kaliteli ama evet, uygun ama fiyatı. Uygun ama çok ki, gelen giden var. Heh, öğrenci geliyor diyor. Benim diyor 25 lira pilavın nedeni diyor 35 lira olması, evet, gereken beni rahatlatacak ama diyor yapamam diyor, veremez diyor. Doğru. Doğru. Ye. Hepsini yedi öyle bir tek. Güya o kadar çok sipariş verdin ki bilerek hani şu dibini görmeyelim diye al bir tane ama iki tane. Ama tavuğun sosu çok iyiymiş. Kerem'cim gör. O zaman hemen yandan bir poşeti şey yapıver. Şöyle toplayıp diğer poşeti alalım. Heh, devin buydu mesela Tost Akademisi. Hmm. Yani bunlar... Bunlara vurmamış diyormuşlar. Hayır şöyle tostu gerçekten 50 liraya tost satıyor Sezgi. 55-60 liraya tost, evet, var yani. Hani şu an bizim en ucuz söylediğimiz tost 26 lira. Mesela şu an aradayım. Kaşarlı tost gerçekten ucuz mu pahalı mı bilmiyorum. Bu kaşarlı tost kaşar, 26 lira. 26 lira. En ucuz tostu 26 lira. Suyla okay, beraber... Ay o suyu bir içelim evet ya. Ne gelmiş? Evet, buradan daha önce de yemiştik. Böyle bir zeytin doğru gönderiyor. Ha ne güzel.
Oo bak şeker de yollamış. Zeytini bununla yersen diye. Bak güzel sunum. Bak şunlar şey işte ya. Küçük jestler yani. Anlatabiliyor muyum? Ha bak şeyin şekerin kağıdı da tosta kalemisi. Şimdi evet Sezgi'cim. Altın neyle ekmekte söyledik? Yavaş. Ben mi ısıram ilk? Isır ısır. Oo sünger olmuş. Kereç tırık gitmiş. Koyamadım üstüne. Anlayamadım. Gerçekten. Ya şimdi ben... Laf deyince de laf dedi oluyor. Yok arkadaşlar, çok üzüldüm. Elimle şuradan bir böleceğim çünkü kenar ekmeği yiyince şeyin tadını alamadım. Yani sert biraz geldi. Bu arada doyurabilir ha bu. He? Doyurmaz mı? Sezgi yine ateş attı. Bir kahvaltısını yapsa bir çayını getirin. Sezgi Hanım'ın bir çayını verin. Nasıl çiçeğim? Hı? Beğenmedim ben ya. Beğenmedin yani mi? Bir... Ekmekten mi? Peynirden mi? Peynir çünkü kötü gelmedi bana. Ha bir de 26 lira yapma peraya dur. Ne oldu söyle bir şey söyledim. 26 lira dedim peraya dur dedim. Yani 26 lira dedim. Evet yani ne bileyim 15 lira yavan değil lazım mi? Biraz önce yediğimiz şeylerden sonra mı oldu? O yüzden mi geldi bilemedim. Bu arada yok bana her yerde kaşar var. Malzemesi şey değil. Gene bak imrendeydi. Bana normal geldi işin aslında. Peyniri de falan okey. Yani 26 lira mı kuru? Bence 18-19. Ya değil tabii ben artık fiyatı geçtim. Geçmedim bu. Fiyattayım aslında. Yani 26 lira. Suyla söyledin 32 lira. Bir tost, bir su 32 lira. Burada işte bu tostu bunlara bu kadar masraf yapmayayım 20 liraya mı satması onun için iyi? Yoksa hani böyle mi? O da işte bilmiyorum. O da artık tarz. Ticari kafaya giriyor. Evet. Benim anlamadığım bir şey yok. Bu arada işte rüşeğimli ekmek de işte ekmek yani. Kepekli ekmek gibi. Yedik yine. Tostun da dibini gördük. Biz az az hiçbir zaman yiyemiyoruz. Bunu da anladık. Niye öyle oluyor vallahi ya? Diğerini hep senin yüzünden hayat. Bu. Şimdi telefondan kontrol ettim diğer sipariş nerede kaldı diye 8 tane restoran belirlemiştim. Bir tanesini unutmuşum sipariş vermeyi unutmuşum. Ama 7 tane arkadaşlar. 7 tane. Ondan sonra bu nedir? Fish. I love fish. Burger miydi bu? Evet. I love fish balık burger. 31.90. Ondan paniği ben hadi şunları gördük çiçeği. Yok niye paniği dediği gibi demiş. Burada kaç izlendiyse o kadar izleyicimiz karşınızda. Bak videonun buraya kadar bu adam gelmiş. Bununla tost yemişim onu bunu yemişim. Ben şimdi şu bayram arefesi günü. Belki de bayram bilmiyorum. Yok bayram zamanından önce. Ben bir güzellik yapmam mı benim gececi tayfama? Hadi canım yap. Tayfama. Bayram yaz. Bayram yaz gelsin kanka. Bu sefer şöyle yapacağım. Belki 20 liraya bir şey alınamıyor ama çok fazla kişiye yollayacağım. 20 liraya yollayacağım. 20 lira hayır olur. Yani fazla kişi değil de bence ne bileyim fiyatı yüksek tutup daha az. Öyle dediğim gibi 20 lira ne yapacak? Ne bileyim ben. Baksana tost yiyoruz 26 liraya. O da doğru. Ne bileyim öyle şey yaptım. O zaman ne yapalım? 50 lira yapalım o zaman. 6 kişi 50 lira yapalım. Tamam haydi. 3 kız 3 erkek. Şey diyorum dostlarım. Bari geldiğiniz zaman abone olun ya. Hani takip edin Instagram'dan. Buraya da abone olun yani. Çok bir şey değil ki. Bir şey söyleyeceğim. Balık gibi kokmuyor desem. Evet şalaklısı. Değil mi? Ne çünkü geldi? Balık değil diyormuş. Aa karabiber, tuz. Bu ne? Islak mendil. İki tane mi ıslak mendil neden göndermiş? Neden şaşırdı arkadaşlar? Hayır sunum çok hoşuma gitti. Ha bura dardanel tonu. Evet. Şimdi bak. Şöyle gelmiş. Tavuk burger gibi. Değil mi? İlk ben yedim şey sana işte bir şey olmasın. Dondurulmuş şey. Tamam bunu da iyi yiyor. Niye böyle Kerem? Balığı seven bir adam değil ki çok. Yemeği severim. Şimdi bakın ben biliyorsunuz deniz ürünleriyle olan ilişkimi taparım. Ama bu değil gibi sanki. Şeker meçer var mı? Bende yok. Aa. Şey yapıver. Bak marulu gösterir misin be? Marul gitmiş. Marul gitmiş. Benim de sevmediğim bir yani balık olduğu için gerçi benim şeyim ne? Yani sushi'yi tercih ederim. Aa saçmalama. Hiç alakası yok. Gözü nasıl büyüdü? Oo! Vallahi mümkün değil. O zaman sushi'yi getirir misin Kerem? Çok şey olmuş. Bak marul gitti, siyahlaşmış. Büyük firma dedik kardeş. Hanım sevdi. Hanım balık burgeri sevdi. Ya acaba şöyle. Pera sevecek mi? Bak oradan bakıyor. Pera da bir ısırsın annesi. Pera da bir ısırsın. Burnunu kapatma kızım normal ısır yavrum. Zehir yedirmiyor sonuçta yani balık yiyorum. Sezgi'cim devam mı edeyim ne yapacağımı bilemedim. Ne yapalım hayatım? Hani yemeğini bölüyoruz ama. Yok estağfurullah. Yemeğini bölüyoruz ama hani sevgili izleyicilerimle hani ne yapalım? Yorumun ne kadardı bu? 31.90. Yani 26 liraya tostu yiyene kadar bunu yerim. Balık yerim diyorsun hem de. Yani değil mi? Evet. Protein değil mi bu? Evet. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Açacağız tamam hadi bay bay. Kim ya? Egoist Pati ya. Mehmet Burak Şentürk ya. Nedir yorumun? Çok kötü değil ya da ben balığı sevdiğim için bilmiyorum ben ama... Bende yok ben tosta veririm 26 lira bunu bununla vermem. Yok ben onun yerine bunu tercih ederim edersin. Ama marulu böyle olmamalıydı bu da evet. Bir gerçek. Evet. İçindeki tarator sos güzel. Geliyoruz biz diğeriyle. Evet.
Evet. Bu ne? 60 lira neye vermişiz? En ucuz Bulgar makarnasına vermişiz. Evet bak bunu çok merak ediyorum. Ben de. Ya çünkü bak. Ya bunadıl. Evet. Bunadıl. Bunadıl ya. Bunadıl sesli. Onun kalını. Bunadıl. Yani bilemeyeceğim artık. Esprimi de yedin. Beni de yedin. Onu ben kullanmayayım. Ben çatalla yerim. Ben. Yani dur, Adana'da annemler attı. Çatalı bıçağı falan her şeyi attılar. Onunla iyi. Herkes buna döndü. Açar mısınız? Bak Sezgi bunlar, bunları yemenin özelliği şu, alıyorsun yalan. Şu an bunu var ya nasıl salladım nasıl salladım. Bir yerde TikTok'ta falan görmüş bir şey. Vallahi yok öyle bir şey, ben kendim yaptım. Geliyor. Bu erişte, bu aradan keşke noodle söyleseydim. Hayır ama noodle'ın da eriştenin de kalını değişik kalın. Bir makarna. Evet. Görüntü benziyor da. Bildiğin köydeki erişteyi. Erişteyi bildiğin köydekini. Hayır çok güzel. Ona soyayı koydun. İçine işte biberleri şey yaptın. Susamlı musamlı. Porsiyon bana küçük geldi ama Sezgi. Küçük değil mi? Bence porsiyon küçük kanka. Bence. Ay çok güzelmiş ama. Ufak. Bence ufak. Çok benlikmiş bu. Ha? Çok benlik. Yani bunu 60 lira gerçekte verdiğini duysam muhtemelen bir tartışırdık ha. Ya yemin ederim. Bu mekanın en ucuz şeyiydi ve 60 lira mıydı? Şu an var ya, tüm uzak doğuların gözü yaşlı ya. Şöyle bir tutuş şekli var mı ya? Bu, yani bu mekanda bundan da uygun vardı ama Uygur makarnası yemeği olarak. Ha, aynen. Yani uzak doğu mutfağında bunu söyledik. Yoksa 50-55 liraya da noodle vardı. Ama noodle mu bu mu derseniz ben bunu söylerim. Hmm. Bu arada gerçekten de güzel de yapmışlar. Şaka bir yana güldük ettik falan da. Harbiden de iyiymiş. Ama şöyle düşün yani birindik bu büyük restoranlarda, kafelerde yiyoruz. Noodle falan. Gerçekten porsiyonu bu kadar geliyor ve 60'tan da fazla oluyor. Tabii. Ve güzel değil son zamanlarda. Hiç güzel değil. Yani. Evet. Biz yine dibini gördük. Bunun da dibini gördük. O zaman hemen diğerini alalım mı? Hadi bakalım. Egoist Pati'den TikTok hayat hileleri. Dedi ki Allah'ın Adanalısı. Bak dedi sana bir yol göstereyim. Bunu şöyle tutamıyorsanız. Bak tutuşa bakıyor mu? Böyle tutamıyorsanız. Biz Sinop'ta hep böyle tutarız çünkü biliyorsun abi. Sinop böyledir. Havlu kağıdın ortasına böyle koyuyorsun bunları. Ona bunu sarıyorsun böyle. Ha. Sonra bunları böyle birleştiriyorsun. Hah. Her türlü dene artık bakayım. Şey Ana! Görevi görüyor bu. Oldu mu? Oldu. Vallahi oldu. Çok iyi değil mi? Şu maşa görevi görüyor gibi ha, aslında. Direkt maşa oldu. Burada da bunu sil. Tabii maksimum. Abi burada da bunu sildin. O zaman ben arkadayım hadi afiyet olsun. Kanka çok kral hareket ha. Vallahi güzelmiş. Şimdi geçebiliriz tamam şimdi geçiyoruz ya. Nereye? Diğerine. Yeni yemeğin peşindeyiz. Şimdi 38 liralık çorbamız bizimle. Ay bir de mercimekti bu. Mercimek abi. Çok fazla sarı sarı geldi bana ama. Ucuzda yiyoruz ama şu an yediğimiz şeyler gerçekten lezzetli çıktı. Değil mi? Bu arada gerçekten fazla safranlı sarı. Bu. Safranlı bu. Olabilir mi? Bak ben şimdi tadından anlıyorum gurme memori olarak. Gurme memori mi? Ali. Bu şimdi 40 lira mı? Kötü mü? Kötü. Tuzlu, çok tuzlu. Biraz tuzlu, 38 lira. Limon sıkıp bir deneyebilir miyim? Limon sıkıp böyle bir karıştırıp bir deneyeyim. Bu sarı olmasının sebebi ne peki? Bir kere un kavrulmuş, unu da yakmışlar. İçine un kavrulmuş. Safran her şeyi bilir. Safran mı? Safran iyi değil mi? Safran çok pahalı bir şey bu arada. İşte onu diyorum. Pide daş gibi, tam çorba pidesi. Pide gerçekten hayır, ama şöyle sert. Bir şey, eğer safranlı olsaydı da bunu belirtirlerdi şeyde diye düşünüyorum. Pahalı bir şey ya. Yanlış mıyım? Sadece tuzlu biraz gerçekten. Kötü bir çorba değil. Üstüne 10 lira daha koyar beylan içerim. Ben çorbaya okeyim. Ben çorbaya okeyim. Kötü bir mercimek çorbası değil. Ama 40 lira değil Fırat'cığım bu. Lütfen. Okey. Sipariş ettiğimiz mekana gittim. Çok mercimek çorbası seviyorum ve o gün canım çok istedi. Fiyatı gördüm olsun dedim. Bu önüme gelse değiştirebilir miyiz diye gönderirdim. Tuzlu çünkü. 40 lira verip yani şunu yemem ben. İyi laf dedi ama. İyi dedim ha. Ben de inanmadım. Vallahi iyi laf dedi. Sezgi abla aslında yorum yapsa iyi dedi yani. Evet. Hani iyi biliyor dedi ama yorum arada yapsa. Arada geliyor. Arada kaptırıyorum. Aynen. Arada karama da geliyor. Karışmayın. Son aynen. O zaman neyimiz kaldı? 10 TL'ye kurabiyemiz kaldı. Oo üzerinde bir tatlımızı tane yedik ama iyi şeyler yedik. Kanka güzel bir şey diyeceğim bak. Harbi 10 numara yedik. Bunları evet. Şöyle kenara koy. Pera bunu yer kör olur sonra gözü. Allah korusun Allah tuzlu olur. Şurayı toplayalım geliyoruz. Evet kendi fırınım geldi. Şöyle güzel de kağıttan bir sunumu var. Bak kurabiyeye bile böyle bir güzel şey göndermişler ha. Dedi dediğimi geri aldım. Abi bir şey söylemek çok güzelmiş. İstiyorum. 10 lira. Bir tanesi 10 lira. Bir tane, ben 3 tane verdim. Nasıl bir dakika şaka yapıyorsunuz. Bu görmüş olduğun bir tane kurabiye, mahlepli falan her neyle olursa olsun altınlı değilse 10 lira şu bir kurabiye. 30 lira verdim 3 tane söyledin. Evet. Şimdi bak
Bir tanesi 10 TL. Yıkıldım ya. Yani bir kilo aldığında ne yapıyor o zaman bu ya? Okey, kurabiye yani. Yani evet, düşündüm. 10 liraya ne olabilir diye. Bildiğin tuzlu mahlep işte falan. Evet. Kurabiye yani 10 liraya. Nasıl dedik, kuru fasulye küçük ama çok lezzetli, iyi. Ya bu da 10 lira değil yani, yanlış anlama, bu da 10 lira değil. Carrefour, büyük market falan, kurabiyesi gibi tadı yani. Ekstra bir... Hı. Vay, bu yediğim farklı ama yine de 10 lira vermem değil yani hani. Allah bilmiyorum yani, sonunda yükseldim ya biraz. Bitti, bayağı yedik içtik. Hı. Genel anlamda pahalı restoranların en ucuz yemeklerini sipariş verdik. Lezzet açısından hani geneli güzeldi. Lezzet geneli güzeldi. Yani, hani oyunda mutlu ayrıldık. Ama dediğimiz gibi porsiyonlarda ufaklıklar, çürmeler falan evet. var. O da işte sebebi. Bir de tabii o restoranların en pahalı şeyleri nasıl açtık? Aa, onu da gidip yiyelim. Haydi. Şimdi onu da gidip, hayır. Eğer şey olursa, bu videonun buraya kadar gelenler bir böyle bir like'a bir abanın, çökün, bir yorum yazın. Harbiden şey yapalım ya. Evet. En pahalı restoranlara gidip en pahalı yemeklerini yiyelim. Pahalı restoran... Yok, seni götüremeyiz. Burak diyor ki ben de geleceğim, ben de. Senle gider baş başa gel, gelirsin kardeşim benim. Sizleri seviyorum, kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Gerçi artık kanal senin. Evet, teşekkür ederim, nereye kadar. Eyvallah. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Bay bay.